Ve Taliban, Taliban Kandahar Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi. Havalimanına 3 roket fırlatıldı. Taliban'ın Kandahar'ı ele geçirerek geçici başkent yapmak istediği iddialar arasında. Afganistan'da tansiyon düşmüyor. Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Bu kez ülkenin en büyük kenti Kandahar'ın havalimanı hedef alındı. Taliban havalimanına en az 3 roketle saldırdı. Havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu. Yetkililer 3 roketten ikisinin piste isabet ettiğini duyurdu. Taliban'ın sözcüsü havalimanı saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Hükümetin Taliban'a karşı hava saldırılarının buradan düzenlendiği, bu nedenle Kandahar Havalimanı'nın hedef alındığı belirtildi. Kandahar Havalimanı şehirde lojistik ve hava desteği açısından büyük öneme sahip. Şehir Taliban için de oldukça önemli. Çünkü iddialara göre militanlar Kandahar'ı tamamen kontrol altına alarak geçici başkent yapmak istiyor. Kandahar başta olmak üzere Herat ve Leşkergah şehirlerinin bazı bölgeleri ele geçirildi. Yetkililer çatışmaların son 20 yılın en şiddetlisi olduğunu belirtiyor ve şehrin düşme riskine dikkat çekiyor. Eğer Kandahar Taliban'ın eline geçerse 5 ila 7 bölgenin daha örgüt kontrolüne geçebileceği ifade ediliyor kenti savunmak için eski komutanlar da devreye girdi. 1980'lerde Sovyet güçlerine karşı savaşan eski komutan İsmail Han'ın silahlı hareket başlattığı söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ise hükümet güçlerine hava desteği vermeye devam ediyor. Cuma günü Birleşmiş Milletler'in Herat vilayetinde bulunan tesiste bir Afgan güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Taliban saldırıyı üstlenmese de Birleşmiş Milletler olayı kasıtlı Taliban saldırısı olarak tanımlıyor.